Evet arkadaşlar, videoyu bölüyorum. Artık Instagram hesabım, çok soruyordunuz, yeni bir Instagram hesabı açtım arkadaşlar. Buraya birlikte online maç yapabilmek için, yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka burayı takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu arada eğer kanalımı beğeniyorsanız Evet arkadaşlar bu arada kanalımı beğeniyorsanız arkadaşlar abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Böylece bütün videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Herkese selam arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar PES'in bizlere verdiği hediyeyi açacağız arkadaşlar. Önce maç yapıp, ama tabii ki yine ne hediye verdi derseniz arkadaşlar, oyun 40 milyon indirme geçtiği için herkese altın top ve üstü top vermiş. Muhteşem bir hediye olmuş bence. Teşekkür ederiz buradan 40 milyon indirme geçtiği için. Burada da yazmış herkese start gold ve üstü diye yazmış. Güzel bir top, ama ondan önce biz bir bence maç yapalım. Bu arada kadroya yeni şu şeyi almak istiyorum. Diego Costa'yı. Nerede? Yani iyi siyahlarımız oldu. De Gea. LB. İşte bir Sergio Ramos için son şansımı deneyeceğim. Çıkarsa muhteşem olur. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. 77'lik forveti Caner yerine alıyoruz. Ve Buffett'in bir yerine Diego Costa giriyor. Büyük oyuncu. Bu dönemde yine takımlarımızla ismi çok anıldı. Özellikle bu son günlerde. Hatta Fenerbahçe teklifi falan da yapmış diye de haberleri okumuştum, yanlış hatırlamıyorsam. Yani güzel. Bakalım bize çıktı. Bir onu ilk 11'de deneyelim bence. Tek bir top açma hakkım kaldı o toplardan. Onda da tek isteğim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi tek umudum o. İyi bir rakip geldi. Bunu yeneceğiz. Başka çare yok. Ben her maçımı yenmek için çıkarım ve yenmeye oynarım. Bu arada Valbuena'yı alacağım. Belhanda yerine orada oynasın. LMF. Seni de buraya alacağım. Böyle bir kadroyla çıkıyorum. Kanatlar, hücum bence güzel. Orta saha da güzel. Her yer güzel yani. Biraz defans sıkıntı olabilir. Onda çözümümüz hazır. Hiç sıkıntı değil. Bizim oyunumuz pas üstüne bir oyun sistemi zaten. Her türlü zorluğa karşı da bir çözümünü buluruz bence. Haydi bakalım. Diego Costa hazır, Valbuena hazır, Talisca hazır ve Koşka hazır. Muhteşem bir takımla çıkıyoruz sahaya ve rakip ilk vuruşu vurdu. İlk vuruşu vurdu, çok güzel. Başlangıcı yaptı da diyebiliriz. Haydi bakalım. Şimdi benim oyun planları içinde her zaman çift baskı vardır. Çift baskı olmadan hiçbir oyunu oynamam. Güzel. Talisca aldı abi. Önemli olan alıyor mu, alamıyor mu? Alıyorsa sıkıntı yok. Kondogbia aldı. Martin Carreras. Valbuena. Valbuena'dan Mariano. Mariano koşuyor. Mariano. Mariano'dan muhteşem bir pas. Fegoli. Ah be. Yuri. Oyunda kasmalar var. Bu hiç iyi değil. Bizi yine olumsuz etkileyebilir. Da etkileyecek gibi. Etkileyebilir değil. Etkiliyor da şu anda, etkiliyor. Da etkileyebilirdi. Nasri. İşte bu. İşte bu. Golümüzü atıyoruz. Sevincimize gidiyoruz. Yani çok zor oynamaya gerek yok. Ya oyunu zorlaştırmadan gidip tak tak oynamak lazım oyunu. Şu an dediğim gibi tek bir mevki Meksiko'da Sergio Ramos imkanım var. Ama siyah tutturdun, o gelir mi? Yani eğer siyah tuttursak yine sevinirim. Mesela şey gelse. Kim vardı? Neydi? Sol bek neydi ya? Barcelona'nın.
LB oynayan. O gelse yine çok sevinirim. Ya yani siyah gelse yine sevinirim. Iniesta haricinde yeni bir siyah oyuncu. Ama şeye başka bir seviniriz yani o ikisi çıkarsa. Fegoli. Mariano. Sakin oğlum. İşte bu. Tosic ver kalecimize. Aman. Güzel. En güzel vuruşun böyle olsun. At Fabri. Talisca. Puçka. Costa, Diego Costa, Lomban. Hernandez alırsın oğlum. Yani müdahale etmek gerek. Müdahale işi sıfır. Mal gibi bakınca oyuncular yiyorsunuz golü. Ya sabredemez miydi? Bence sabrederdi takım yememeye. Ama dayanamadı fazla. Direkt yedi yani. Costa muhteşem bir gole imza atabilirdi Costa. İlk maçında yani yılın golüne bile imza atabilirdi ama gelmedi top. Faul. Faul. Hiçbir şey yok tabii ki bizimkinin kendini yere atması. Hiçbir zaman oyuncu kendini yere atmamalı. Atıyorsa futbolcu olmamalı. İşte böyle. Yeneceğiz. Costa. Yani şey... Ah be. Neymar. Yani penaltı olsun şansım olur. Şu köşeye atlayacağım. Ortaya vuracak bence. Benim atladığım köşe o köşe. İşte bu. İşte bu oğlum. İşte bu. Bu ya. Biz penaltı ustasıyız abi. Ama yemeyelim. Bak bu golü yersek kırmızının anlamı kalmıyor. Kırmızı yemişizdir ya. Koş. Costa koş oğlum. Yani bir milim daha hızlı koşaydı benimki. O yetişemezdi. At bakayım. Aman. Mariano. Dusko Tosic. Tosic Can Kuşka. Haydi oğlum. Haydi Costa. Başarabilirsin Costa. İşte bu. İlk asistini yap, o da yeter. Bir şeyler yapın işte. Bu ya. Takımdan istediğim bu. Her şey bir plan dahilinde olursa yenersiniz. Yani plansız bir oyun zaten hiçbir şeye yaramaz. Aldı. Deneyer. Deneyer'e tekrardan. Aç kuçka. Madem boşsun Nasri. Atarsın onda. İşte.
Biraz daha hazır durumda ara pasını atsaydım golü atmıştım şu an. Kuçka, Bartley, Neymar, Ariano. Ayıp. Başka hiçbir şey demem. Böyle bir pozisyon olmaz. Aman, deneyircim. Bak geldik, sonuna geldik. Seçmeyelim. Balbayan alır. Kimse ayakta duramıyor ki. Oyun öyle bir kasıyor ki. Hiçbir şey yaptırmıyor yani. O kadar güzel oyuna gel işte yenik. İnsanların adı o gidiyor. Alırsanız. İşte bu diyecektim ya. Olmadı. Kötü bir oynayış değil ama demek ki kasmadan dolayı çok iyi oynayış da değil. Ya da rakibin şanslılığı diyelim. Kötü oldu. Neyse sağlık olsun artık yapacak bir şey yok. Ben size söz verdiğim o topu açayım. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Basit bir kayıp oldu bence bizim için. Bizim adımıza bence çok kolay bir kayıp ama ne yapacaksın? Hayır, geriye gel hadi. Bekletme bizi. O bir top açılışını başka bir videoda yapacağım. Şu verdiği hediye topu açalım. 13'te başladı. 20'de açalım. 13'te başladıysa haydi abi, iyi bir oyuncu ver bari. Neyse arkadaşlar.